Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İbrahim aleyhisselam bir gün çörek yendi, Allah'tan istedi, benim için bir konağı gönder, ben çöreği tekimim. Çünkü peygamber de ahlak sahibiydi. Ümumiyetle peygamberler hem arzu ederdiler ki yemeği yendi, Allah onlar için konağı göndersin. Eğer bir gün konağı gelmeyende bile Allah'a şikayet ederler, perverdigâr, bugün ben ne inemişim, benim için konağı göndermedi. Ve Hazreti İbrahim aleyhisselam da Allah'tan istiyor ki benim için bir konağı gönder, ben çöreği tekimim. Allah'tan vahiy gelir, ya İbrahim filan yerde bir çoban var, git onu tap, gel otur onunla çöreği. Allah'ın gösterişine Hazreti İbrahim aleyhisselam gelir, çobanı tapır, dur gedemeyle yemeği. Gelip süfreye eleşende çoban Bismillah demeden elini uzadır süfreye. Hazreti İbrahim aleyhisselam tutur elinden, deyir neynirsen, deyir neynirem, ben davet eləmirsən yemeği, indi de tutmasan elimden, koymursan ki yemeği. Deyirsən Bismillah demedin, deyir ona demeydi, deyirsən bəs Allah'ın adıyla başlamalıydın, dedi ben Allah'ı tanımıram. Mən necə tanımadım bir varlığın adıyla başlayayım ve küsür çıxır gedir. Hazreti İbrahim aleyhisselam qonağa gedəndən sonra Cebrail aleyhisselam nazil olunurdur. Ya İbrahim, Allah buyurur ki, o çobanın 60 yaşı var, bu 60 ildə bir gün olsun məni tanımayıb. Bir gün de olsun, mən onun rüzisini kesmemişim. Bir gün onun rüzisini sənə tapşırdım, sən mənim abrımı apardın oyandı. Get, o çobanı tap və gəl otur onun təzdən çörəyi, könlünü dağıl onun. Hazreti İbrahim aleyhisselam gelir çobanı təzdən tapır, deyir, dur gedək, mən Allah'ın peyğəmbəriyəm, Allah sənə görə məni danladı. Gel oturur süfre, deyir, gör ne güzel Allah'tır ki onu tanımayana göre öz peygamberini danlayır, deyir. And olsun o Allah'a, ondan beni doyunca danışmasan, ben süfreye el uzatmaram. Hazreti İbrahim aleyhisselam neyi var Allah'ı medh elir, izah elir. Ondan sonra çoban qalben Bismillah deyir, elini uzadır süfreye ve başlayır Hazreti İbrahim aleyhisselamla tam yemeye. Demek mutal Allah onu tanımayanda rüzisini verir. Eğer rüzü kazanmak ağılla kesip olansaydı, Hazreti Aleyhisselam deyir ki, onda ağlı başında olmayanlar ve vahşi heyvanlar az kalardılar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.